Türk grubu olarak iki başlı bir şirketiz aslında. Mülheim ve Halver merkezli olarak. Geçtiğimiz yıl ciromuz 660 milyon euronun üzerinde ve dünya çapında 4800 üzerinde çalışanımız ve 60'tan fazla ülkede satış partnerleriyle ilerliyoruz. Genel merkezimiz birbirini destekleyen iki farklı ürün gamıyla, yani iki farklı sistemle birbirini destekleyerek sürekli gelişmeler yapıyorlar. Otomasyon ürünleri ve otomasyon sistemleriyle alakalı sürekli olarak birbirlerinin gelişimini destekliyorlar. Ekranda görmüş olduğunuz bizim 2012 yılında İstanbul Ataşehir'de faaliyet göstermeye başlamış olan ofisimiz. Şu anda 14 kişilik bir ekiple devam ediyoruz. Türkiye genelinde çeşitli bayi ağlarımız ve direkt olarak satışla de şu anda Türkiye'de satış faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üç ana yapımız var. Satış, teknik ve lojistik olarak. Tüm bunlar dışında bugünkü konumuza gelirsek, multiprotokol ve haberleşme teknolojisi dediğimizde bizim için multiprotokol şunu ifade ediyor. Tek bir cihaz üzerinde Ethernet IP, Modbus ve Profinet'i bütün cihazlarımız destekliyorlar. Konvansiyonel kablolama kısmında bildiğiniz gibi konvansiyonel sistemlerde ilk olarak SIP tüm pano içerisinde CPU'nun yanında yer alıyor ve her zaman giriş ve çıkış terminallerinden Clemens grubuna ilk olarak bir kablolama yapılıyor. Ardından da çok damarlı kablolar yardımıyla ya doğrudan ya da çeşitli ekipmanlara giriş çıkış yapılarak, sahadaki diğer ekipmanlara giriş çıkış yapılarak bölgesel panolara iletilmekte ve aynı şekilde yine sahada farklı bir işleminiz, ekipmanınız varsa bunlara iletilmektedir. Bu yöntemde sinyal kabloları doğru etiketlenmelidir ki daha sonrasında karışıklığa yol açmasın ve burada görmüş olduğunuz gibi mesafeler arttıkça kablo maliyetleri çok yükselmekte. Otomotiv endüstrisi bilgi aktarımının ve kablolama ihtiyaçlarının çok yüksek olduğu bir alan. Ve ekranda görmüş olduğunuz örnek bir panoda ne kadar fazla kablo olduğunu görüyorsunuz. Ve oldukça karışık görmüş olduğunuz gibi. Ve bu da panonun diğer bir yüzü. Burada da şu alt kısımda görmüş olduğunuz gibi kablolar konvansiyonel sistemlerde paylı olarak yapılıyor. Yani bütün bunlar hem ekstra bir maliyet, çok fazla kablo ihtiyacı doğuruyor ve herhangi bir arıza anında karışıklığa hızlı müdahale etmek zorlaşıyor. Fakat Fieldbus teknolojisine geldiğimizde burada CPU'dan bağımsız olarak yani farklı bir pano içerisine bile olabilir. Giriş ve çıkışlar uzak noktalardan Fieldbus yardımıyla şu görmüş olduğunuz tek bir kablo ile iletilir. Hatta pano ihtiyacınız bazı durumlar var ki hani panoya bile ihtiyaç duymadan IP67 I/O modülleri sayesinde doğrudan sağ ekipmanın direkt olarak yanına koyabilirsiniz. Dört farklı konuda Fieldbus teknolojisi bize avantaj sağlıyor. Donanım maliyetlerinden tasarruf, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi zaten hani çok fazla sayıda kablolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Planlama esnasında maliyet tasarrufu, yani daha az dokümantasyonla tek bir işte kabloyu takip etmek tabii ki daha kolay olacağı için planlama da daha kolay ve de modüler mimarilere olanak sağlar. Devre alım esnasında maliyet tasarrufu, daha az kablo hataları, işte problemlerin azalması ve yavaş yavaş işte ya da ekleyebileceğiniz yeni bir modül yaptığınız, ekleyebileceğiniz bir şekilde devreye aldığınız için maliyetlerden tasarruf oluyor. Herhangi bir diagnostik arıza durumunda ise kolayca arızanın nerede olduğu tespit edilebiliyor ve bu sayede çok kısa duruş süreleri ortaya çıkıyor ve direkt olarak arızaya müdahale edebiliyorsunuz.
Fitbans alternatifleri Türk olarak bu konuda oldukça geniş bir ürün gamımız var. Yine gördüğünüz gibi makine üzeri IP67 ürünlerimiz. İşte pano içinde kullanacağınız IP20 olan modüller. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken bütün bu yapılar multiprotokol teknolojisinden bahsetmiştik. Bizim bütün IO ürünlerimiz multiprotokol yapısını desteklemekte. Ve bu sayede de maliyetlerden tasarruf sağlamaktadır. Bunlar kontrolör değil, tamamen I/O yapılarıdır. Multiprotokol teknolojisi dendiğimizde bizi ifade eden, yani bizi tarafımızda multiprotokol, Profinet'i, Ethernet IP'nin ve Modbus'un tek bir cihaz üzerinde birleştirilmesine multiprotokol teknolojisi demekteyiz. Multiprotokol özelliğimiz bütün kompakt cihazlarımızda bulunmaktadır. Bu cihazlarımız kontrol değil, IO'lardır ve bütün bu cihazlar RG teknolojisi sayesinde kontrol edilebilir, programlanabilir bir hale gelmektedir. Yine alt kısımda çeşitli IO'ları görebilirsiniz. Tek bir porttan görmüş olduğunuz gibi tek bir port yardımıyla Modbus, Profinet, Ethernet IP protokolleri desteklenir. Yine iç yapısına baktığımızda cihazın iç yapısında herhangi bir farklılık olmadan bütün cihazlar bu sistemi desteklemekte. Bu teknolojinin kullanılması tabii ki kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlıyor. Yine donanım maliyetlerinden işte çok farklı üreticilerle işte Ethernet için ayrı, Modbus için ayrı cihazlara ihtiyaç duymadan sadece tek bir cihazla farklı aksesuarlara ihtiyaç duymadan sorunuza çözüm bulabiliyorsunuz. Yine daha az ana panonun daha küçük bileşenlerden oluşması yine sağ projelerin azalmasına yol açıyor. Devreye alım esnasında maliyet tasarrufu yani hiçbir ayar gerektirmeden oraya gidip modülünüzü bıraktığınızda zaten çalışır durumda oluyor ve entegre ağ sunucusu ile kolay devreye alım sağlamakta. Yine seri kullanım ve bakım esnasında maliyet tasarrufu yine çok farklı sistemler kullanıldığında işte farklı sistem kontrolörler aynı ürün tarafından yedeklenebiliyor ve birden çok ürünün tanınması bilinmesi problemlerini önler. RG dediğimiz Türk'ün geliştirmiş olduğu bir kontrol sistemi aslında. Bu sayede IO gruplarımızı programlayabiliyoruz ve bu da IO gruplarımızın programlanabilmesi diğer üreticilerde olmayan rakipsiz ve tamamen bedelsiz bir teknolojidir. Peki RG nedir diye baktığımızda direkt sağda kontrol imkanı sunan, basit lojik işlemleri yapabildiğiniz ya da daha fazla özellik ihtiyaç duyuyorsanız, işte analog girişler duyuyorsanız, farklı bir modüllerle konfigüre edilebileceğiniz bir sistem. RG özellikle PLC ihtiyacı olmayan ya da PLC kullanmak istemeyen müşteriler için basit uygulamaları çözmek üzere oluşturuldu. Düşünün ki bir projeniz var ve bu projede işte PLC bilmiyorsunuz ve ekstra bir eleman ihtiyacınız doğuyor ve dışa bağımlılığınız artıyor. Fakat RG teknolojisi sayesinde tamamen lojik basit mantık işlemlerini kullanarak projenize çözüm sağlayabiliyorsunuz. Müşterilerin istediği için uygulaması hızlı, kolay ve kompakt bir çözüm. RG mantık işlemlerini yapmak için özellikle PLC'nin gerekmediği ve aynı zamanda PLC ile birlikte kullanılacağı durumlar, işte RG'nin bir uygulamayı izlediği, yani HMI olarak kullanabiliyorsunuz, yani tekrar PLC'ye gönderdiği bağımsız uygulamalar için kullanabiliyorsunuz. Turk'un multiprotokol IO yapıları için PLC'nin işlevselliği ile birleştirir. Yani zaman zaman PLC'yi de yedekleyebilen bir yapıda çalışmak üzere geliştirilmiş bir yapıdır. Ve tamamen ücretsiz olarak bizim web sitemizden indirebilirsiniz.
Endüstride kullanımında ne gibi avantajlar sağlar? Bunlara bakacak olursak, tek başına çalışabiliyor. Tamamen işte ekstra bir PLC maliyeti doğurmuyor size. Bir PLC'yi yedekleyebiliyor. Uygulama PLC ile iletişimini kaybetti ya da işte herhangi bir şekilde PLC devreden çıktı. RG direkt olarak devreye giriyor ve sistemi kompanze ediyor. Ya da PLC bir PLC ile birlikte işbirliği yaparak işte sizin çok fazla kontrol gerektiren durumlarınız varsa bunlar için de PLC ile birlikte çalışarak PLC üzerindeki yükü almış oluyor ve PLC'ye güncellemeleri geri gönderiyor. Fakat tabii ki teknolojimiz çok iyi ama birkaç sınırı var. Özellikle motion uygulamaları yapıyorsanız motion uygulamaları için uygun bir teknoloji değil. Bunun dışında başka bir yani farklı bir RG modülünü yan yana kullanmak istiyorsanız, RG teknolojisini yan yana kullanmak istiyorsanız diğer bir RG ile iletişim kuramıyorsunuz. Yani kontrol edemezsiniz. Bunun yanında tabii ki hepimiz Endüstri 4.0 için hazırız. İşte birçok yatırım maliyetleri yapıyoruz. Cihazlarımızı bunlar için uygun hale getirmeye çalışıyoruz. RG'de yine giriş ve çıkış modülleriyle yani input veya output modülleriyle Ethernet'i, işte Eulink'i ve RFID'yi desteklediği için oldukça esnek bir çözüm sunuyor ve Endüstri 4.0 uygulamalarınız için de çözüm sağlıyor. Burada yine aritmetik fonksiyonu, işte toplama çıkarma işlemleri basit anlamda, toggle bitleri yapabiliyor. PLC ile iletişim sağlayabiliyor demiştik. Yine time of counter işlemleri, işte start işlemleri yapabiliriz. Bunun yanında yine HMI olarak kullanıp monitör edebiliriz sistemi. Fitmas cihazlarıyla yani bir PLC'ye ihtiyaç duymadan belirttiğimiz gibi istediğiniz yerde işte bu gerekirse bir cep telefonunuzdan işte sisteme girip kontrol edebilirsiniz. İşte iPad'inizden kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir işte iOS cihazınıza ihtiyaç duymadan kod yazabilirsiniz. Bunlar şu şekilde olabilir. Herhangi bir şekilde iPad'inizden, işte cep telefonunuzdan kod yazabilirsiniz. Simülasyon modunu kullanabilirsiniz. Hiçbir kodlama deneyiminiz yoksa, işte PLC nasıl yazılır ben bilmiyorum diyorsanız, bunlar için de kullanabilirsiniz. Direkt olarak programlayabilirsiniz. Zaten biraz sonra da bir örneğini yapacağız. Ne kadar basit olduğunu sizler de görebileceksiniz. Peki RG'den ve multiprotokolden bahsettik ama hangi donanımlara biz ihtiyaç duyuyoruz? Bunlara bir bakalım. Bütün bizim multiprotokol I/O modüllerimiz RG sistemini desteklemektedir. Yani sizler RG'yi, RG özellikli bir üretici yazılımı çalıştıran Turk'un her protokol yapısında kullanabilirsiniz. RG web tabanlı bir yapıdadır. Yani HTML5 ve JavaScript'i temel alır ve kullanıcının koşulları ve eylemlerine çok basit bir şekilde programlamasına izin veririz. Yine herhangi bir yerden ulaşabileceğiniz bir şekilde Google Chrome, işte Mozilla Firefox gibi herhangi bir web tarayıcısı gerekiyor. Sadece tek ihtiyacınız olan şey bir web arayüzü. Microsoft Internet Explorer'la RG işlevlerini desteklememektedir. Bunun için ya Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanmanız gerekiyor. Yani bu durum sahada yine mobil cihazlarınız sayesinde direkt olarak programlamaya yardımcı oluyor. Hiçbir ücret ödemeden bir kontrolör elde etmiş oluyorsunuz. Ve en güzel tarafı da hiçbir kuruluma gerek durmadan yani yazılım kuruluma gerek durmadan cihazı bağladığınız anda direkt olarak programlama yapmaya başlıyorsunuz.
İlk olarak yani RG'yi aldınız, bir tane ayonunuzu aldınız ve bunu RG ile kontrol etmek istiyorsunuz. Ürünün yazılımını bizim web sitemizden indirmeniz gerekiyor. İşte RG, bizim software kısmı var web sitemizde. Oradan indirebilirsiniz ya da biz size destek olabiliriz bu konuda. Yazılım sürümünün kanıtlanması gerekiyor. Yani bu nedir? Uygun web sürümünün yapılmasını istiyoruz. Yeni cihazlar işte piyasaya çıkış tarihinden itibaren RG özellikle bir ürün yazılımı ile birlikte zaten sizlere teslim ediyoruz. Eski cihazınız var ve bunu RG ile kontrol etmek istiyorsunuz. O zaman da biz bir Packware ya da herhangi bir arayüzle bunu update edebiliyoruz. RG ortamına ulaşmak için özellikle indirdik ilk olarak software'dan RG firmware'ine. Sonrasında bu dosyalar içinden programlama arayüzünden pg.html diye bir kısım var. Buradan çalıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak da bir IP adresini girerek işte şu son kısımda sistemi çalıştırabiliyoruz. Simülasyon modundayken de yine simülasyon şu alt kısımda görebilirsiniz. Simülasyon modundayken de herhangi bir cihaz olmadan siz bu sistemi tekrar kendi kendinize çalıştırabilirsiniz. Burada RG'de yani RG'nin nasıl göründüğüne bakacak olursak bu şekilde işte run debug menüleri olan işte sağ tarafta bağlanmış olduğunuz IP adresinin belirtildiği şekilde bir arayüzü var. Burada bizim sistemde göreceğiniz üzere logic işlemleri çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. AND ve OR kapıları yine kullanabilirsiniz. İşte time counter'ları kullanabilirsiniz. IO modülünü RG ile konfigüre ettiğinizde listeleriniz bu kısımda otomatik olarak çıkmaktadır. Yani kurulum ve yazılım gerektirmemektedir. Şurada herhangi bir IO modülünü bağladığınızda İlk olarak input ve input değerleri otomatik olarak çıkıyor. Sonrasında ise lojik işlem, hangi lojik işlemi yaptırmak istiyorsanız işte AND olur, OR, NOT bunları giriyorsunuz. Ve en son olarak çıkışta ne almak istiyorsanız işte bir counter mı almak istiyorsunuz yoksa direkt bir output mu almak istiyorsunuz onu görebiliyorsunuz. Yalnız şurada özellikle çıkış kısmında eğer bir timer ya da counter yapmak istiyorsanız üst kısımdan değerleri ayarlamanız gerekmekte. Yine bir PLC ladder programı hepimizin bildiği ve aşina olduğu kısım. Burada ladder diyagramla karşılaştıracak olursak ilk kısım ladder'daki koşulları bize gösteriyor. İkinci kısım yani şuradaki yaptıracağımız işlem neyse ladder diyagramda onu gösteriyor. Ve son kısım ise işte aksiyon. Siz bir buzzer mı yaktırmak istiyorsunuz? Herhangi bir timer mı çalıştırmak istiyorsunuz? Son kısım da bunu gösteriyor. Ladder diyagramla karşılaştırdığınızda ortaya şu şekilde bir görünüm çıkıyor. Yani alt kısımda işte input, outputlar, koşullar burada ve aksiyonlar burada. Son kısımda görülebiliyor. Program menüsüne baktığımızda üst kısımda bir sürü işte program arayüzleri ve ara çubuklar var diyelim. Yine debug işte hata ayıklamak istiyorsanız debug modunu kullanabiliyorsunuz. İşte print yazdırmak istiyorsanız programınızı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Edit HMI yani bir HMI yaptınız RG ile. Bu şu edit kısmına tıklayarak herhangi bir HMI oluşturmak için bir alt menü açar. Yani RG HMI işlem verilerini, değişkenlerini veya proje durumunu görüntülemek ve düzenlemek için birkaç HMI ekranı oluşturma imkanı sunuyor. RG HMI'nin işlevleri ve olanakları zaten burada daha ilerleyen bölümde tekrar bir göz atacağız onlara. Proje kısmı yine şu kısımda görmüş olduğunuz proje kısmı.
Birkaç hafta ilerliyor. İşte temel seviyede giriş çıkışları kontrol edebiliyorsunuz. İşte kaydedebiliyorsunuz. Yine ayarlar menüsündeki akışkandaki değişkenler tamamen Arjen'in önemli bir işlevi yok burada. Tamamen işte sütun genişliğini değiştirebiliyorsunuz. Kaynaksız çalışıyor ve Arjen'in güvenlik özelliklerinden biri sayesinde bu şekilde çalışma imkanı sunuyor. Burada RG Pro ve RG Flow denilen iki farklı ürünümüz var. RG Pro'da kullanıcı proje ve programın tasarımında daha fazla özgürlük elde eder. Yani bu ne demek? PLC'ye bir adım daha yaklaştık. Yani PLC'nin yapabildikleri yeteneklerine bir adım daha yaklaştık. Sizin analog değerleriniz olduğunu düşünün. Analog değerleri konfigüre etmek istediğiniz zaman RG Pro ile siz işlemleri yaptırabiliyorsunuz. Değişkenler, işte bu değişken kısımları RG Flow'un tersine yeni değişkenler oluşturabilirsiniz. İşte boolean tipiyle sadece sınırlı değil, burada integer türünde yani 32 bitlik değerlerle değişkenleri koyuyorsunuz. İşte yerel değişkenler var, zamanlayıcılar var, sayıcılar var. Ve değişken tipi her program değişkeni için ayarlayabilirsiniz. Yani tam sayı kullanabilirsiniz, zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Sayıcı ile durum arasında seçim yapabilirsiniz bu kısımda. Yine diye ya da PLC ya da PLC değişkenleri. PLC ile herhangi bir işlem yani herhangi bir bağlantı kurmak istediğinizde burada yine PLC değişkenleri şu alt kısımda değişkenlerinizi istediğiniz şekilde konfigüre edebilirsiniz. Durum değişkenlerinde ise klavye kısa yollarını kullanarak istediğinizi yapabilirsiniz. Klavye kısa yollarını da şu kısımda görebiliriz. Yani girişi kolaylaştırmak için bu kısa yolları kullanabilirsiniz. Her biri bir fare tıklamasıyla konfigüre edebileceğiniz sistemler. Conditionlar her koşul yerine getirdiğinde en az bir eylem içeriyor ve bir sonuç ortaya çıkıyor. Burada da yine integer işte zaman şeklinde ya da kontrol edebilirsiniz. Çeşitli buradaki kontrol edebileceğimiz şeylerden bahsetmiştik. Kısa yollardan bahsetmiştik. Kısa yollara da burada bir göz atalım isterseniz. İşte I/O durumları, input durumlarını görebilirsiniz. Ctrl+F sayesinde yaptıracağınız işlemler, işte matematik işlemleri mi yaptırmak istiyorsunuz, toplama çıkarma mı yaptırmak istiyorsunuz, lojik bir işlem mi yaptırmak istiyorsunuz ya da zamanlayıcı mı kullanmak istiyorsunuz? Bunların hepsine göz atabilirsiniz. Yine burada assignment'ta yaptıracağınız işlemi yani en son kısmı belirliyor. RG Pro'da alacağınız aksiyonlar daha genel yani daha detaylı bir bakış atmak istersek de assignment kısmı şu üst kısımdaki yer koşul karşılanırsa ayarlanan değer istenen değişkene yazılır. Yani sizin yaptırmış olduğunuz işlem doğruysa istediğiniz değişkene yazarsınız. Bu şekilde istediğiniz bir çıkış sinyalini de ayarlayabilirsiniz. Değişken ya da çıkış sinyali şart devam etmese bile ayarlanan değeri korur. Yani siz işlem devam etse bile yanlış bir şekilde oldu ya da istemediğiniz bir sonuç ortaya çıktı. Fakat buradaki girmiş olduğunuz değer, assignment kısmında girmiş olduğunuz değer korunmaktadır. Timer start kısmı biraz önce bahsetmiştik. Timerlar kullanabilirsiniz. Yani zamanlayıcın çalışacağı süreyi siz burada ayarlayabilirsiniz. Böylece zamanlayıcının kendisi başka eylemleri tetikleyebilir. Yani siz işte 1 milisaniye saydığında motoru çalıştırmaya devam et diyor, çalıştırmaya başla diyorsanız eğer buradaki timer start özelliğini kullanabilirsiniz. Durum tekrar aranırsa zamanlayıcı yeniden başlatılır.
Bu coil kısmı, yani şu üçüncü satırda gördüğünüz coil kısmı, koşul aktif olduğu sürece true olarak bir çıkış sinyali veya logic bir değişkeni ayarlar. Koşul yerine getirilmezse, yani bu kısımdaki sizin belirlemiş olduğunuz koşul yerine getirilmezse, çıkış sinyali veya değişken false olarak ayarlanır. Özellikle 1 ve 0 değerleri almak istediğiniz uygulamalar için kullanabilirsiniz. Timer on kısmı burası. Yani zamanlayıcı açık bir zamanlayıcıyı başlatır. İşte tıpkı koşul yerine getirildiği anda zamanlayıcının başlaması, biraz önceki verdiğimiz örnekte işte motorun başlatılması gibi. Fakat zamanlayıcı yalnızca koşul etkin olduğu sürece çalışır. Yani koşulu siz tekrar aktif hale getirmek isterseniz zamanlayıcıyı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bir sonraki kısımda da timer off var. Timer off özelliği zamanlayıcı kapalı, yani Türkçesi. Koşul yerine getirilmediğinde veya artık yerine getirilmiyorsa, ya o an getirilmedi ya da artık benim o işlemle işim bitti. Bu kısımda bir zamanlayıcı başlatıyor. Aynı zamanda RG programının başlatılması da yine bu kısımdan ayarlanıyor. Trace kısmında ise koşul gerçekleştirildiğinde bir zaman belirlenir. Bu şekilde koşulun ne zaman ve ne sıklıkta gerçekleştirileceği kontrol edebilirsiniz. Yani bir nevi yaptırmış olduğunuz işlemi frekansını Trace ile ayarlayabiliyorsunuz. Koşulun aktif durumda etkin değil, durumun geçtiğini kaydeden başka bir zaman damgası ve koşulun ne kadar aktif olduğunu takip etmek mümkündür. Yani siz ne kadar sürede ben bu işlemi yaptırdım, ne kadar süre burada kaldı, bunları istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Ve sonuçlar her zaman milisaniye cinsinden bir süre alabiliyorsunuz. Command kısmı bir diğer öge. Command kısmı gerçek anlamda bir eylem değil. Yani durumla ilgili herhangi bir yorum yapıyorsanız burada açıklamaları yapabilirsiniz. Count up and down bir sonraki arayüzde. Up and down'da ise koşul gerçekleştiğinde sayaç, isterseniz up kısmını kullanırsanız bir artırır, down kullanırsanız bir azaltır. Yine geri sayarken negatif değerlerde elde etmek istediğiniz uygulamalar varsa bunlar için de kullanabilirsiniz. Reset counter kısmı, yani son butona geldiğimizde seçilen sayacı sıfıra geri sağlar. İşte koşul numaralandırmasa bile tıkladığınızda açılan başka bir menüde durumu etiketlemek için kullanır. Burada bastığımızda zaten etiketlemek için işte add label kısmı var. Etiket ekle, işte kopyala, yapıştır kısımları var. Biraz önce bahsetmiştik. HMI RG sayesinde bir HMI kurabilirsiniz. Bir arayüz, yani Human Machine Interface kısmını kullanabilirsiniz. Bir arayüz oluşturabilirsiniz. RG Pro ortamında kullanıcı bir RG HMI kurma şansına sahiptir. Yani bu bir nevi işte web sitelerinde görmüş olduğunuz aslında web görselleştirme gibi düşünebilirsiniz. Temel olarak RG HMI verilerin görüntülenmesini ve veri girişi olmak üzere iki farklı işlem sağlıyor. Burada hem ekran hem de ondalık sayı girişini sağlayabilirsiniz. Değerleri görüntülerken bir geçerlilik aralığı da ayarlayabilirsiniz. Eğer değerler geçerlilik aralığındaysa kırmızı bir değer, eğer değilse bu şekilde yeşil bir değer oluşturabiliyorsunuz. Yine RAM butonu ile aktif hale getirebilirsiniz. Buradaki uzantı hmi.html dosyası, yine sizin kaydettiğiniz noktadan çağırabilirsiniz. Yine buradaki görüntüleri yazarken de, yine görüntülerken de şu düğmeleri, butonları diyelim, kullanabilirsiniz. Şurada da zaten bu dosyayı çağıracağınız HMI kısmı var. Yine alt kısımdaki PG de RG'nin program arayüzünü çağırmamızı sağlar.
Burada birçok şeyden bahsettik aslında. Belki de kafanız çok karıştı, belki size çok karışık geldi ama aslında bakarsanız hani hep basitliğine vurgu yapıyoruz. İşte RC çok basit, PLC bilmenize gerek yok. Bunlardan bahsediyoruz. Bunun için de hani sizlere bir şey gösterelim istedik. Ne kadar basit bir şekilde yapabiliyorsunuz, nasıl bir işlemi yapabilirsiniz. Bununla ilgili küçük bir uygulama örneği yapalım istiyoruz biz. Bahsetmiş olduğumuz gibi burada RG işlemlerini bizim işte web sitemizden indirdiğiniz software kısmından açtığınızda böyle bir dosya görüntüsü ortaya çıkıyor sizlere. Burada Programming Environment kısmına girdiğinizde bahsetmiş olduğumuz gibi burada hani iki farklı şeyi aslında biraz önce bahsettik. PG.html kısmı yine HMI.html kısmı. Biz burada bugün yapacağımız uygulamada bir lojik bir işlem yapacağız. Yine RG Pro ve Flow kısmıyla deneyeceğiz. Onun için PG.html kısmını açıyorum. Özellikle bunu Google Chrome'da açıyoruz. Ya da Mozilla Firefox'unuz varsa bu kısımda açabilirsiniz. Burada bizim cihazımızın bağlı olduğu IP adresini zaten şu kısımda IP adresini görebilirsiniz. Yine siz simülasyon yapmak isterseniz, yani bir cihazınız yok ama sistemin nasıl çalıştığını denemek istiyorsanız eğer Enter Simulation Mode olan alt kısmına tıklamanız gerekiyor. Enter Program Mode'a girdiğimizde burada basit bir işlem yapmamızı istedik biz. Buradaki iki tane işlem var. Yani RG Pro ve RG Flow. RG Pro bizim daha gelişmiş olan uygulamamız, Flow ise basit olan uygulama. Burada görmüş olduğunuz sistemde yine sol kısımda çeşitli uygulamalar var. Biraz önce bahsettik işte integer değerlerini görebilirsiniz, counter'ları görebilirsiniz. Ya da PLC ile işte nasıl haberleşmek istiyorsanız bu kısımda da PLC Variables kısımları var. Diğer bir kısımda ise CTR üst kısımda kısa yolları görebiliyorsunuz. Cihazı run ettiğimizde yani RG sistemini run edip çalıştırdığımızda ise zaten buradaki değerleri bu şekilde alabiliyorsunuz ve üst kısımda gördüğünüz işte kaç byte olduğu ve projenin totalde ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Yine bizim bağlı olduğumuz cihazı sağ üst kısımda FEN20 yani 4 dijital input'u olan bir cihazımız ve sağ kısımda bu cihazın hangi ilk zaten açtığımızda da görülmüş olan IP adresini de görebilirsiniz. Yine buradan çeşitli uygulamaları yapabilirsiniz, modify edebilirsiniz. Bunun dışında yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa, işte counter varsa ya da ne var yani neyi belirlemek istiyorsanız onu açabilirsiniz. Bizim bugün anlatacaklarımız bu kadar. Yine bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa alabiliriz sizin tarafınızdan. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız için buradayım. Arkadaşlar merhaba. Şu an seminerimiz sona erdi. Hemen sağ tarafta yüksek hizada orada bir chat boloncuğu var. Onu tıklarsanız yine chat bölümünü görebileceksiniz.
Dileyen arkadaşlarımız yine oradan bize sorularını sorabilirler. Şimdi kayıt ve sunumla ilgili sorular var. Şimdi sunum kayıt olan arkadaşlara daha sonra göndereceğiz PDF olarak. Yine Turk TV'ye girerlerse YouTube kanalından hem bu online semineri hem de daha önceki iki online seminerimizin kaydını yine izleyebilirsiniz. Orada yine kayıtlar var. Şimdi ben size onların linkini de atayım. Sunumu ise dediğim gibi seminerden sonra sizle paylaşabiliriz. Bu konularla ilgili yine herhangi bir şeyiniz varsa, herhangi bir sorunuz varsa, uygulamanız varsa ya da herhangi bir eğitim talebiniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz yardımcı oluruz. Arkadaşlar yine ben Türk TV'nin kanal ismini paylaştım YouTube'da. Yine dileyen arkadaşlarımız daha önceki seminerlerin hem de daha sonra bu seminerin de kaydını koyacağız. Bunları daha sonra izleyebilirler. Yine hemen chat bölümünde de bize sorularınız varsa sorabilirsiniz. Tabii Ferhat Bey, seminerin videosu dediğim gibi YouTube kanalımıza eklenecek kaydı. Oradan yine izleyebilirsiniz. Biz de daha sonra seminerin PDF olarak sunumunu göndeririz. Sizin var mı direkt eklemek istedikleriniz Ceren Hanım? Bir soru geldi galiba ama onu okuyamadım. Tekrar bakabilir misin Cem? Benim sesim geliyor mu Ceren Hanım? Şu an geliyor. Ferhat Bey galiba bir şey yazmış ama Cem orayı ben göremiyorum uygulamayla alakalı olarak. Bir örnek uygulama talebi var sanıyorum. O soruyu okuyabilir misin? Yücel Bey, yine bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bu konuda iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız biz size tekrar dönüş yapalım. İstediğiniz bir eğitim tasarlayabiliriz. Yine Turk'un şöyle bir avantajı var. Burada bir kameramız var ve kamera sistemiyle sizinle online olarak iletişimde kalabiliyoruz. Yine bir eğitim verebiliyoruz. Bu tamamen ücretsiz bir hizmetimiz. Destekliyoruz her zaman sizi. Bir tane daha soru var Cem Bey ama piyasayla alakalı olarak orayı da tekrar okuyabilirsek. Sorularınız varsa alabiliriz tekrar. Bir tane örnek program talebi olan bir Ferhat Bey ya da Yılmaz Bey'di galiba ismini tam hatırlayamıyorum.
Onunla ilgili örnek bir RG Pro uygulaması yapalım isterseniz, hemen bir hızlıca nasıl olduğunu görsün. Bir input değeri tanımlıyoruz hemen RG Pro'da. Sonrasında herhangi bir lojik kapı tanımlıyoruz. Ve de yaptırmak istediğimiz işlemi tekrarlayıp, yine işte biz burada OR örneği seçtik. Yine output sıfırda göstermeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili bir run edelim sistemi. Run ettiğimizde zaten şu anda sistem çalışır durumda. Yine RG Pro'ya geçmek istediğimizde ise Convert to RG Pro seçeneğini tıklayarak convert edebiliriz. Yine aynı programı burada daha geliştirilebilir hale koyabiliriz. Bunun dışında herhangi bir sorusu olan var mı? Konuyla ilgili zaten RG dışında çeşitli tabii ki PLC sistemlerimiz var. Halihazırda şu anda satışta olan serilerimiz var. Yine onlarla ilgili isterseniz sizinle daha detaylı bir şekilde iletişime geçelim. Farklı sorusu olan var mı? Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız için. Soruları olan kişilere yine daha detaylı açıklamalar içinde dönüş yapacağız. Sonrasında YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şöyle bir soru var. Otomasyon Hı. sistemlerinin programlaması da dahil olmak üzere kendi çalışmalarınız oluyor mu diye soruyor. Evet, oluyor. Bunlar için içeride kurmuş olduğumuz bir proje kısmımız var. Yine teknik ekip dahilinde. Bu proje sayesinde çeşitli projeler işte yapıp size için çözüm sunabiliyoruz. Böyle bir proje hizmetimiz de var. Teşekkür ederiz sorunuz için. Teşekkürler. Farklı sorusu olan varsa bekliyoruz. Biraz daha buralardayız. Bu arada yani farklı bir soru vardı biraz önce, uygulamalarla alakalı daha detaylı bir uygulama yapabilir misiniz diye. Rica etsem o kişi bize mail adresini ve iletişim bilgilerini bırakabilirse biz tekrar eğitim olarak dönüş yapabiliriz kendisine. Yine sizlerden de gelen herhangi bir uygulamanızla ilgili bir çözüm talebiniz ve herhangi bir proje talebiniz varsa bizlerle direkt iletişime girebilirsiniz. Projemiz yani firmamız kişisel gelişim amaçlı olarak tabii ki herkesi destekliyor. Endüstriyi de destekliyor. Fakat şu anda burada bir stajyer eğitme gibi bir yapımız bu sene için bulunmuyor. Ama belki ilerleyen senelerde bu önerinizi dikkate alabiliriz. Teşekkür ederiz. Bayram Bey, tabii ki biz de sizlerle çalışmayı isteriz. Herhangi bir projeniz olduğunda bizimle direkt olarak iletişime geçebilirsiniz. Herkese hitap etmeyin.
Sorusu olan varsa yine alabiliriz burada. Bekliyoruz. Bu arada ben tabii hani biraz önce bahsettim, bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Herhangi bir teknolojiyle ilgili, bir ürünümüzle ilgili bir herhangi bir ihtiyacınız var, eğitime ihtiyacınız varsa buradan direkt olarak ofisimizdeki teknik odadan, teknik eğitim sistemimizden sizlere direkt olarak eğitim sağlayabiliyoruz. Zaman Şöyle bir tabii. soru sorayım Ceren Hanım. Antalya içerisinde herhangi bir bağlantınız var mı diye soruyor Yücel Bey. Yücel Bey, Antalya'ya yani satış yapan arkadaşlarımız var. Ürün satın almak istiyorsanız yine bizim merkez ofisimize iletişim kurup sizi ilgili arkadaşlara yönlendirebiliriz. Bulunmamakta şu an için Antalya'da. Teşekkürler yine sorunuz için.